Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Dedeoğlu. Bu videomuzda V-Ray'deki ışık kaynaklarını inceleyeceğiz. Hemen basit bir sahne oluşturalım. Ana başlıklar olarak V-Ray ışıklar, V-Ray Light, V-Ray ES, V-Ray Light'lar genel amaçlı ışıklardır. V-Ray ES fotometrik ışıklardır. V-Ray Sun güneş ışığıdır. V-Ray Ambient Light ise ambient occlusion dediğimiz, yeri geldiğinde bahsedeceğimiz ışık tipidir. Burada ilk bahsedeceğimiz ışık V-Ray Light'tır. V-Ray Light V-Ray render motoruna özgü bir ışık kaynağıdır. Alansal ve hacimsel ışık yaratmak için kullanılır. Etkileri daha iyi görebilmek için buradan Render Setup bölümünden GUI'mızı da açalım. Kamera görünümünden ışığımızın etkilerini ve ayarlarını inceleyeceğiz. Render aldığımda GUI hesaplaması ile birlikte daha net, daha güzel bir görüntü elde etmiş olacağım. V-Ray Light'ın ayarlarına hızlı bir şekilde göz atacak olursak, seçili olan V-Ray Light'ın kapalı ya da açık olmasını belirler. Bu V-Ray Light'tan etkilenecek olan içerideki objeleri seçebilirsiniz ya da etkilenmeyecek objeleri seçebilirsiniz. Örneğin T-Port bu ışıktan etkilenmesini istiyorsanız buradan yan tarafa atarsanız T-Port bu ışıktan etkilenmeyecektir. Yani bu ışığı kendi üzerinde almayacaktır. Ama diğer objeler bu ışığı almaya devam edecektir. Buradan Exclude bölümünden de ışığın etkilemeyeceği objeleri seçebilirsiniz. Type bölümünden ışığın tipini belirlersiniz. Örneğin bizim ışığımızın tipi Plane'di. Hemen perspektiften inceleyelim bunları. Plane yerine Dome seçebilirsiniz. Bu yarım küre ışık tipidir. Yarım küre şekilden de gördüğünüz gibi yarım küre şeklinde bir ışık kaynağıdır. Yarım küre şeklinde görülen kısmı etrafını aydınlatır. Ama şu alt kısmı, yarım kürenin olmadığı kısım aydınlatma işlemi gerçekleştirmeyecektir. Küre seçerseniz, yani bu Dome, 180 derecelik bir aydınlatma sağlar. Küreyi seçerseniz bu tamamen bir küre şeklinde bir aydınlatma sağlar. 360 derece etrafını aydınlatacaktır. Mesh seçerseniz geometrileri ışık objesi haline getirir. Bu seçenekte GUI sisteminin açık olması tavsiye edilir. Ayrıca bu ışık kaynağı motion blur etkisi almış olan objelerde kullanılmamalıdır. Örneğin mesh seçtik. Hemen bunun örneğini aşağıdan yapıverelim yeri gelmişken. Mesh olarak ben buna Pick Mesh diyorum. Ve buradan çaydanlığı seçtim. Artık çaydanlık etrafını aydınlatan bir ışık kaynağı haline geldi. Bu şekilde etkisini görebilirsiniz. Beklemek istemiyorum. Disk seçerseniz ise disk şeklinde güneş ışığını taklit edermiş gibi bir aydınlatma sağlayacaktır. Hemen altında Targeted bölümünde ışık kaynağının hedefli veya hedefsiz olmasını belirler. Varsayılan olarak ışık kaynakları hedefsizdir. Ancak hedef belirleyerek ışık kaynağını hedefli hale de getirebilirsiniz. Viewport ayarlarına baktığımızda Enable Viewport Shading ışık kaynağının etkisini çizim ekranında yani viewport'ta açar veya kapatır. Işık kaynağının etkisi viewport'ta gözüküyor. Işık kaynağının etkisi artık viewport'ta gözükmeyecektir. Viewport Wire Color seçeneğinden ise
Işık kaynağının çizim ekranlarında seçili olmadığı durumlarda ne renk görüneceğini belirler. Watercolor verdim ve ben buna şöyle bir yeşil rengi verdim. Işık kaynağı sahnede seçili olmadığı durumlarda yeşil şeklinde gözükecektir. Buradan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. İkon text bölümünden ise ışık kaynağının ismi üzerinde gözükür. Buradan da ışık kaynaklarına hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz. Intensity bölümünde units ışık kaynağının şiddetini farklı ölçü birimlerinde kullanmayı sağlayan seçenekler içerir. Örneğin varsayılan olarak default yani bir multiplier çarpanıyla ışık kaynağının şiddetini ayarlayabilirsiniz. Herhangi gerçek yaşamda kullanılan bir ışık ölçü birimi değildir bu. Sık olarak kullanılan kontrolü kolay varsayılan bir seçenektir. Lümen seçerseniz ışık kaynağının değerini lümen ölçü birimi olarak belirlersiniz. Örneğin şu an ışık kaynağının birimi 21.677 lümen. 100 wattlık standart akkor ve ampul aşağı yukarı 1500 lümen civarındadır. Hemen altındaki luminans değeri girerek de yapabilirsiniz. Bu lümen değerini ışık kaynağının alanına göre ayarlar. Yani ışık kaynağının şiddeti alanına bağlı olarak değişir. Ya da radiant power yani bildiğimiz watt ölçü birimi kullanarak belirlenir. Işık kaynağının boyutunun herhangi bir önemi yoktur. Ancak gerçek yaşamda kullanılan watt değeriyle aynı oranlarda şiddet vermez. Siz buraya 100 wattlık standart akkor bir ampul aşağı yukarı 2,5 watt değerindedir. Buraya 2,5 girerseniz 100 wattlık bir akkor lamba elde etmiş olacaksınız. Radyans değeri girerek de ışığın şiddetini ayarlayabilirsiniz. Bu da watt değerini ışık kaynağının alanına göre ayarlar. Işık kaynağının şiddeti alana bağlı olarak değişir. Mod bölümünden ışığın renk ayarlamasını yaparsınız. Renk olarak ya da sıcaklık olarak ışığın rengini ayarlayabilirsiniz. İster renk olarak, ister sıcaklık olarak ışığın renk ayarını yapabilirsiniz. Örneğin sıcaklık olarak 6500 Kelvin yerine 2000 Kelvin girildiğinde ışık bu hale gelecektir. Size bölümünde ışık kaynağının boyutlarını belirlersiniz. Burası half length ve half width olmak üzere ikiye bölünmüştür. Buradaki değerler seçili olan, ayarlanmış olan ışığın tipine göre farklılık gösterir. Örneğin küresel bir ışık kaynağında radius yani çap ayarlarsınız. Küresel ışığın çapını ayarlarsınız. Ancak plane bir ışıkta ise bu ışığın yüksekliğini ve genişliğini ayarlarsınız. Options bölümünde Cast Shadows ayarı ışık kaynağının gölge yapması veya yapmamasının seçeneğidir. Varsayılan olarak gölge yapsın diye ayarlanmıştır. Bazı ışıklarda gölge yapmasını istemiyor olabilirsiniz. O zaman buradan kapatırsınız. Artık ışık kaynağı gölge yapmayacaktır. Double-sided bölümünden özellikle plane tipinde oluşturulmuş ışık kaynağı hep ok yönünde aydınlatma yapar. Ancak double-sided seçilmesi durumunda hem ok yönünde hem tersi yönünde bir aydınlatma sağlayacaktır. Yani çift yönlü bir ışık vermesini sağlar. Işığı çift taraflı hale getirir. Küre ve dome tipi ışık kaynaklarında bu seçeneğin herhangi bir etkisi yoktur. Zaten onlar her tarafına ışık yayacaktır. Invisible ışık kaynağının render'da görünüp görünmemesini belirler. Şu an ben render aldığımda ışık kaynağını görüyorum. Ancak invisible haline getirir de ondan sonra render alırsam ışık kaynağı render esnasında render görüntüsünde No Desay ayarından ise ışık şiddetinin uzaklığa göre yavaş yavaş azalması yani şiddetinin azalmasını engeller. Siz şu
görüntüde No DESA'yı açarsanız ışık sonsuza kadar aydınlatma yapacaktır. Işık zamanla gücü tükendiği için bitmeyecektir. Örneğin Multiplier yukarıdan 10 ayarladık. Bu şiddet bir 1000 santim sonra azalmış olacak. Yani gücü tükenmeye başlayacak. Tamamen kapalı sahnelerde, iç mekanlarda bunun açılması tavsiye edilmez. Çünkü ışık kesinlikle çürümeyeceği için, sonsuza kadar gideceği için kapalı sahnelerde sürekli yüzeylere çarpacak, aşırı aydınlık olacak ve render süresini aşırı derecede artıracaktır. Skylight Portal bu aktif hale getirildiğinde şiddet ve rengini max atmosferinde ışığın bakış açısına göre arkasında kalan çevreden yani environment sekmesinden alır. Mental Ray'deki Skylight çalışmamızı hatırlarsanız eğer Mental Ray'de önüne Mental Ray Sky Portal koyuyorduk ve dışarıdan gelen ışığın etkisini iç mekana alıyorduk. İşte burada da bu ışığı Skylight Portal'a çevirir. Şu dış tarafından gelen Skylight etkilerini içeriye alır. Yani Skylight Portal'a çevirir. Store with Irradiance Map ayarı ise Indirect Illumination yani GI motorlarından ilki olan hatırlarsanız Irradiance Map olarak tanımlandığında ışık kaynağının yapacağı dağılımlar Irradiance Map sistemine kaydedilebilir hale gelecektir. Dolayısıyla bu ışık kaynağının oluşturduğu ışımalar bu Irradiance Map altına kaydetmek mümkün olacaktır. Daha sonralarda tekrar tekrar kullanılabilecektir. Effect Diffuse ayarında ışık kaynağının malzemelerin diffuse kanalını etkilemesi veya etkilememesi seçeneğidir. Effect Specular ışık kaynağının malzemelerinin glossiness ile alakalı yani yansıtıcı ve parıltı kanallarını etkilemesi veya etkilememesi seçeneğidir. Effect Reflections malzemelerin reflection yani yansıma kanalını etkilemesi veya etkilememesi seçeneğidir. Sampling bölümünde Subdivisions ışık kaynağının yaratacağı alt bölümleme değerini belirler. Yüksek değerler kaliteli ancak yavaş, düşük değerler ise kalitesiz ancak hızlı sonuçlar verir. Daha önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi varsayılan değerin katları şeklinde yani 16, 24, 32, 48, 64 gibi değerlerle kullanılması tavsiye edilir. Shadow Bias ayarı objelerin gölgelerinin objelerden ne kadar uzağa veya yakına düşeceğini belirler. Eğer çok düşük olursa gölgeler gerçekçilikten uzak bir şekilde uzar. Değer azaldıkça gölgeler uzar. Değer arttıkça gölgeler kısalır. Bunu deneme yanılma yoluyla deneyip o anki sahnenize uygun bir seçim yapabilirsiniz. Cutoff, önceki derslerimizde de bahsettiğimiz gibi ışık şiddetinin mesafeye göre olan eşik değeridir. Işık buradan çıkıyor, yüzeylere çarpıyor, buradan diğer yüzeye gidiyor ve her çarpışında ve her yol alışında ışığın gücü bir miktar azalıyor. İşte ışığın şiddeti bu eşik değere ulaştığında artık hareket etmez hale gelecektir. Tekstür bölümünde ışık kaynağının bir doku olmasını sağlayabilirsiniz. Aksi takdirde burada bir doku vermezseniz yukarılardaki az önceki yaptığımız ayar gibi atanan rengi kullanır. Örneğin burada biz ışık kaynağımıza bir tane doku verelim hemen hızlı bir şekilde onu da yapmış olalım. Işık kaynağıma penguenleri verdiğimde artık ışık kaynağım penguenler şeklinde bir aydınlatma yapacaktır. Şu an pek belli olmuyor ama biraz daha farklı bir renk verirsek sanırım onu görebiliriz. Biraz daha kırmızımsı bir renk verelim. Şimdi görebiliriz. Attığınız map şeklinde bir ışıma işlemi yapacaktır. Aydınlatma işlemi yapacaktır.
Bu aydınlatma işleminin, yani bu atılan map'in çözünürlüğü ve atanmış olan dokunun parlaklığına göre uygulanacak örneklemeyi kontrol edebilirsiniz. Rectangle Light Options bölümünde ışık kaynak tipi plane olarak belirlendiğinde geçerli olur burası. Işığın kaynaktan çıkarken oluşturacağı yayılma değeridir. Oynarsanız eğer şuradan preview bölümünden de görelim. Evet. Işık kaynaktan çıktıktan sonra fazla yayılmayacak şu şekilde ayarladım. Kameraya gelip render aldığımda ışık bu bölgeye yoğunlaşmış olacak. Directional'ı iyice azalttım, 1'e getirdim. Işık sadece bu bölgede yoğunlaşmış olacak. Diğer yerler GI hesaplaması sayesinde aydınlanıyor. Işık buraya yoğunlaşmış olacak. Bu şekilde bir directional ayarlaması da yapabilirsiniz. Dome Light bölümünde burası ışık kaynağı dome olarak belirlendiğinde aktifleşir. Işık kaynağını dome olarak belirlediğinizde ışık kaynağını direkt küresel hale dönüştürebilirsiniz burayı seçerek. Ray Distance bölümünden ışık kaynağının gölge oluşturma mesafesini belirleyebilirsiniz. Hemen bunun da yapalım. Dome ışık tipine çevirdim. Ray Distance ayarında ışık kaynağının gölge oluşturma mesafesini belirlersiniz. Varsayılan olarak none seçeneği aktiftir. Ve gölge oluşturma mesafesi kısıtlanmamıştır. Şurası gölge oluşturma mesafesidir. From GI Settings seçerseniz gölge mesafesi GI ayarlarından alınır. Explicit seçerseniz gölge mesafesi şuradaki belirleyeceğiniz distance mesafesinden alınır. Örneğin bu ışık 100 santimetreden sonraki objelerde gölge oluşturmayacak demektir. Ya da GI'dan seçerseniz ışıkların gücüne göre, GI hesaplama motorlarına göre gölge oluşturup oluşturmayacağını belirleyebilirsiniz. Target Radius ayarından GI motorunun birinci sıçraması Photon Map olarak ayarlandığında veya Caustic sistemi kullanıldığında fotonların çıkış yapacağı mesafeyi belirler. Target Radius için geçerli olan kriterler için fotonların Target Radius bölümüne doğru yapacakları ışıma alanını belirler. Yani dış çerçevedir. Şuradan görebilirsiniz. Mesh Light, bunlar ise ışık tipi mesh olarak seçildiğinde gelir. Hemen ışık tipimizi mesh'e çevirelim ve Mesh Light ayarlarına bakalım. Şu ışık kaynağımızın hangi obje gibi ışık olmasını istiyorsanız şuradan Pick Mesh dersiniz. Hangi ışık bu ışık kaynağımız hangi obje gibi olmasını istiyorsunuz? Buradan tıkladığınızda artık bu ışık kaynağı haline gelmiş olur. Geri alıyorum yaptığım işlemi. Geri aldım. Pick Mesh dedim. Buradan ışık kaynağı olarak çaydanlığı seçtim. Extract Mesh as Node. Bunu seçerseniz şu mesh ışığınızı çaydanlıktan ayırır. Tıkladığımda artık çaydanlığım da orada duruyor. Işığım da orada duruyor. Eğer Extract demezsem çaydanlığım artık ışık haline dönüşmüş demektir. Replace Mesh with Light. Bu bir geometri seçildiği takdirde seçilen geometriyi sahneden kaldırarak yerine ışık haline gelmiş olan halini koyar. Geri alıyorum yaptığım işlemi. Işığı Mesh Light, Replace Mesh with Light kapalı. Pick dedim. Buradan çaydanlığı seçtim. Çaydanlık yerinde duruyor.
Ancak benim ışık kaynağım da şu an çaydanlık gibi aydınlatma yapıyor. Geri aldım yaptığım işlemleri. Replace mesh with light. Açık pig mesh dedim. Artık çaydanlığım ışık kaynağı oldu. Geri alıyorum yaptığım işlemi. Replace mesh with light. Kapalı pig dedim. Tıklıyorum. Artık çaydanlığım da orada duruyor. Ama ışık kaynağım da burada duruyor. Aynı zamanda ben bu çaydanlığımı modify bölümünden değiştirirsem ışık kaynağım da değişecektir. Radyosunu değiştiriyorum. Işık kaynağımın radyosu da değişiyor. Mesh with Light seçili. Pick dedim. Şu çaydanlık haline getirdim. Daha sonradan örneğin yaptığınız bu çaydanlığı ya da içerideki bir objenizi ışık haline getirdiniz. Daha sonradan bu objeye tekrar ihtiyacınız oldu. Işığı seçersiniz. Extract Mesh as Node seçtiğinizde artık içindeki çaydanlığı dışarıya çıkarmış olduk. Çaydanlığınızı daha sonradan kullanabilirsiniz. Işığınız ayrı, çaydanlığınız ayrı şekildedir. Geri alıyorum yaptığım işlemleri. Bir sonraki bahsedeceğimiz ışık kaynağımız Vray ES'tir.